Merhabalar değerli Mozaik izleyenlerimiz, programımıza hoş geldiniz. Yunus Emre Enstitüsü ve Uluslararası Gençlik ve Gelişim Derneği işbirliğinde Priştine'de çalıştay düzenlendi. Yunus Emre Enstitüsü ve Uluslararası Gençlik ve Gelişim Derneği işbirliğinde gerçekleştirilen çalıştaya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Doçent Doktor Mücahit Küçük Yılmaz ve Bekir Keleş, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş, Başkan Yardımcısı Abdullah Kutalmış Yalçın, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Uluslararası Gençlik ve Gelişim Derneği Başkanı Nuh Can Çakır ile yerel kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Çalıştay'ın açılış konuşmasını yapan Büyükelçi Sakar, İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşturulan uluslararası kurumların bugünün değişken ve karmaşık sorunlarına çözüm üretmede yetersiz kaldığını belirtti. Çok kutuplu, çok merkezli, çok kültürlü, daha kapsayıcı ve adil bir dünya inşa etme idealinin hayata geçirilebilmesi için Birleşmiş Milletler'de adil bir temsile ihtiyaç bulunduğunu, bunun için kapsamlı bir reformun gerektiğini ve bunun da ancak küresel ölçekli bir mutabakatla mümkün olabileceğinin bilincindeyiz. Daha adil bir dünyayı mümkün kılacak değişimin itici gücü şüphesiz siz gençler olacaksınız. Doçent Doktor Küçük Yılmaz da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Davos'ta yaptığı One Minute çıkışının bugün dünyanın geldiği noktada ne kadar haklı bir çıkış olduğunun görüldüğünü söyledi. Lütfen siz bu enerjinizi kaybetmeyin. İnsanlığı değiştirebilirsiniz. Nasıl ki geçmişten bugüne insanlığı olumlu ya da olumsuz anlamda yine insanlar değiştirebildiyse, yine biz de o insanlık aleminin bir parçası olarak üzerimize düşeni doğru bir şekilde yaptığımız takdirde olumlu sonuçlara imza atabiliriz. Sizler bu umudunuzu kaybederseniz sizlerin çocukları da bu umutla doğmazlar, bu umutla hayata bakamazlar. Baktığımız zaman kendi ülkesinin gücüyle uyumlu olmayan, gücüyle mütenasip olmayan liderlik performansı sergileyen kişiler bu krizde maalesef yaya kaldılar ve krizin bir parçası, sorunun bir parçası haline geldiler. Ama bugün Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken barış masası kurabilecek tek aktör olarak Türkiye Cumhuriyeti var. Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti var. Türkiye Cumhuriyeti belki dünyanın en güçlü devleti değil. Ama son 100 yıldır Balkan savaşlarından itibaren hep insanlığın vicdanı olmuş, insanlığın huzur adası olmuş bir toprak parçası. Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Ateş de konuşmasında düşüncenin ve düşünce özgürlüğünün her zaman yeni fırsatlar oluşturabileceğini vurguladı. Gerek Türkiye'den katılan gençlerin, gerekse sizlerin dünya barışı için ve insanlığın birlikte daha mutlu yaşayabilmesi için olumlu görüşler geliştireceğinizden eminim. Çünkü bize göre enstitü olarak özellikle barış savaşın alternatifi ya da savaşın olmadığı durum değildir. Barış aktif bir eylemdir. Bizim kültürümüz de selam kültürüdür, barış kültürüdür. Yani insanların bir arada farklılıklarıyla bir arada yaşadıkları bir ortam oluşturmaktır. Kültürel farklılık ve kültürel zenginlik birbirinin alternatifi ya da zıttı değildir. Kültürler birbirlerinin tamamlayıcısıdır. Açılış konuşmalarının ardından Uluslararası Gençlik ve Gelişim Derneği temsilcilerinin gençlerin gözünden daha adil bir dünya mümkün başlıklı sunumuyla yıllar boyunca göçmen ve mültecilerin karşılaştığı sorunlar ele alındı. Yaklaşık 2 saat süren çalıştay katılımcılara hediye takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Değerli izleyenlerimiz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde Türk Temsil Heyeti Başkanlığı ülkemizde çeşitli etkinlikler düzenledi. (19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kosova'nın genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Prizren Sultan Murat Kışlası'nda düzenlenen etkinliklere çok sayıda öğrenci katıldı. 19 Mayıs Türk Temsil Heyet Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü ve Empati Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlikler kapsamında Kosova'nın dört bir yanından öğrenciler Prizren Sultan Murat Kışlası'nda buluştu. Sultan Murat Kışlası'nda düzenlenen festival açılışında
KOSAT Türk Temsili Heyet Başkanı Albay Fatih Cansız, gençlere armağan edilen bu bayramın anlam ve öneminden konuştu. 19 Mayıs Büyük Önder Atatürk'ün Samsun'a çıkmasıyla milli mücadelenin fitilinin ateşlendiği çok özel bir gündür. Türk milletinin bağımsızlık umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı ve aydınlık bir geleceğe olan inancın kuvvetlendiği bir gündür. Türk milletinin yeniden doğuşunun başlangıç günüdür. Öyle ki Atatürk bir anekdotta doğum tarihi sorulduğunda bu günü işaret etmiştir. Bizler için çok büyük anlam ve önemi olan bugün ayrıca siz gençlere armağan edilmiştir. Sevgili gençler, cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve kültürüyle insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız. Yarınlarımızın teminatı olan siz kıymetli gençlerimize güveniyoruz, sizleri seviyoruz. Bunun için idrak içinde çok çalışarak size miras edilen emanetlere sahip çıkacağınızdan şüphemiz yoktur. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken Türkiye Cumhuriyeti'nin kürsü büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatanı için canlarını feda eden tüm şehitleri milletle ve saygıyla anıyorum. Sizlerin ve Türk milletinin 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik spor bayramı kutlu olsun. Yunus Emre Enstitüsü Başkan Yardımcısı Dr. Abdullah Kutalmış Yalçın, milli mücadelenin fitilinin ateşlendiği günü ve akabinde Atatürk önderliğinde verilen savaşımlardan kısaca konuşurken gençleri kutladı. İçinde bulunduğumuz bugün milli mücadelenin Sayın Albayım'ın da belirttiği gibi fitilinin ateşlendiği aslında bir gün. 1919 ve 1920 yılları Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesinin dinamiklerinin hayata geçirildiği yıllar. Bunun daha öncesinde Mustafa Kemal Atatürk 18 Mart 1915 tarihinde aslında tarih sahnesinde parlamıştı. Bir yıldız olarak parlamıştı. Kendisi Çanakkale cephesinde Kurmay Yarbay ve ardından Anafartalar Grup Komutanı olarak görev yapmıştı. Bu tarihi çizgi üzerinde Honduras Mutarekesi'nin imzalanmasının akabinde Atatürk 19 Mayıs 1919 tarihinde Bandırma vapuruyla Samsun'a ilk adımını atmış ve milli mücadele yılları Sivas Kongresi, Amasya Kongresi ve Erzurum Kongresi ile başlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Prişine Büyükelçisi Çağrı Sakar bu tarihi günün Kosova'da kutlanması nedeniyle memnuniyetini ifade etti. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramını kutlamak amacıyla bugün sizlerle Türk Temsiliyeti Başkanlığımızda bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyor. Hepinize sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. ...19 Mayıs bayramımızı en içten dileklerimle tebrik ediyorum, kutluyorum. 19 Mayıs 1919, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletinin bağımsızlık inancından aldığı güçle Samsun'da milli mücadeleyi başlattığı tarihi gündür. Bu bayramı Kosova'da soydaşlarımızla ve Kosovalı kardeşlerimizle birlikte kutlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Türk milleti Kurtuluş Savaşı boyunca işgal kuvvetlerine karşı hiçbir millete nasip olmayan sarsılmaz bir kararlılıkla birlik ve beraberlik içinde göğsünü düşmana siper etmiş, vatanını, bayrağını savunmuştur. Bu destansı zaferin Ulu Önder Atatürk tarafından özgürlüğümüzün, egemenliğimizin ve cumhuriyetimizin teminatı olan Türk gençliğine armağan edilmesi sayesinde 19 Mayıs'ta Samsun'da başlayan ve tüm yurda yayılan mücadele ve bağımsızlık ruhumuz geleceğe aktarılmaktadır. Türk gençliğinin kahraman ecdadımızdan emanet aldığımız vatan ve bayrak sevgisine sahip çıkacaklarından aynı kararlılık ve gururla bunu sonraki nesillere aktaracaklarından şüphe duymuyoruz. Kosovalı genç kardeşlerimizin de ülkelerinin ilerlemesi, kalkınması
ve uluslararası alanda hak ettiği yere gelmesi için kendilerini geleceğe en iyi şekilde, en donanımlı şekilde hazırlayacaklarına eminim. Türkiye olarak Kosova'nın yanında yer almaya devam edeceğiz. Geleceğimizin garantisi olan gençlerimize 19 Mayıs ruhunu anlamaları, benimsemeleri ve bu sorumluluğu üstlenmeleri için milli değerlere bağlı ve evrensel değerlerle barışık şekilde geleceğe güvenle bakacak şekilde yetiştirmemiz büyük önem taşımaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tekrar kutluyor. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını saygıyla anıyorum. Bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese, en başta Türk Temsil Heyeti Başkanlığımıza tekrar şükranlarımı sunuyorum. Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, 19 Mayıs Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına yönelik ilk adımı teşkil ettiğini ve Atatürk'ün bu ilk adımı gençlere armağan etmesinin manidar olduğunu vurguladı. Atatürk, Türk ve Gençlik Bayramı kutlu olsun. Aslında 19 Mayıs Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına yönelik atılan ilk adımdır. Ve Atatürk'ün bu ilk adımı Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği olan gençlere armağan etmesi manidardır. Anlam taşır, anlam ifade eder. Yani bir ülkenin geleceği siz değerli gençlerin elinde olacaktır. Buna değer vermek lazım. Hem devlet olarak değer vermek lazım, hem biz yöneticiler olarak değer vermemiz lazım. Atatürk'ün gençliğe hitabesi de iyi okunmalı. Gençliğin geleceğe yönelik ve o ülkenin geleceğinin parlak olması açısından atacağı en önemli hamledir. Bu gençleri veya biz gençleri iyi yetiştirmemiz gerekiyor. Bu sadece Türkiye sınırları içerisinde değil, Türkiye sınırları dışında kalan gençlerin de ülkesini, geleceğini en iyi inşa etmek şekilde yetiştirmemiz gerekiyor. Bunu biz Kosova Devlet olarak da yapmamız gerekiyor. Ama Kosova'daki Türk gençliğin istediğimiz şekilde yetişmesi için de Türkiye Cumhuriyeti'nin de desteğine ihtiyacımız her zaman vardı, var olacaktır. Bugüne kadar 1992 yılından beri başlayan Büyük Öğrenci Projesi de ülkelerin sadece Türkiye sınırları içerisinde değil ama Türkiye sınırları dışında kalan bütün ülkelerin de en iyi şekilde kalkınması ve gelişimini sağlaması açısından eğitim projesini yürütüyor. Bugün 30 yıllık süre gelen bu projede çok iyi yöneticiler, çok iyi öğretmenler, çok iyi sporcular Türkiye Cumhuriyeti tarafından yetiştirilmiş ama aslen kendi ülkesine hizmet etmek için kendi ülkelerine. Bunun için Türkiye Cumhuriyeti'ne minnettarız. Atatürk'ün kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin bugün Türkiye dışı sınırlarına hizmet etmiş olması bizleri son derece gurur ve şeref duymaktayız. Ben bundan dolayı başta Büyükelçimize, Türk Temsil Heyet Başkanımıza, Başkonsolos Matrikamıza, Yunus Emre'mize, bütün Türkiye Cumhuriyeti kurumlarına, Kosova'daki Türk gençliğine vermiş oldukları desteklerden dolayı, Türkçe eğitime vermiş oldukları desteklerden dolayı, Türk kültürünün yaşatılmasına sunmuş oldukları desteklerden dolayı şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız. Bizim güzel yetişmiş gençlerimizle Kosova'da hem Kosova'nın geleceği hem Kosova Türk toplumun geleceği çok parlak olacaktır. Saygılarım. Gün içinde koşudan futbola, okçuluktan resim çizimine, basketboldan masa tenisine kadar birçok aktivite ile gençler doyasıya eğlendi. Gün sonunda Prizren Şadırvan Meydanı'nda Tolga Kazaz ve Orkestra Grubu konseriyle Prizren halkı geç saatlere kadar meydanda eğlenmeye devam ettiler. Prizren Spor Merkezi'nde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gençlerle bir araya gelen Fikrim Damka, spor yapmanın önemine vurgu yaptı. Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka,
19 Mayıs Gençlik Bayramı kapsamında basketbol ekiplerinden New Basket oyuncularıyla kısa bir maç yaptı. Profesyonel olma yolunda ilerleyen New Basket ekip oyuncularıyla basket maçı gerçekleştiren Damga, mikrofonlarımıza değerlendirmede bulundu. Aslında bugünkü etkinlik gençlerle bir arada olmak. 19 Mayıs Spor ve Gençlik Bayramı biliyorsunuz. Maksat gençlerle bir arada olmak, spor yapmak. Aslında gençlerimizin yaptığı bir faaliyette biz de bulunalım dedik. Gerçekten spora değer vermemiz gerekiyor. Onlarla konuştuk, istişare ettik. Spor kulüplerimizin sorunlarını dinledik. Gerçekten genç yetenekli çocuklarımız var. Bunu spora kazandırmak lazım. 2-3 tane çocuğumuzun 15-16 yaşında milli takımda olduğunu öğrendim. Gurur verici. Kosova gerçekten sporda ün yapabilecek bir devletimiz. Daha fazla destek bulunduğu takdirde inanıyorum ki güzel başarılar gelecektir. Çok altın madalya kazanabiliriz. Neden olmaz? Maç sonrasında üniversite sınavına girecek olan gençlerle bir araya gelen Damga, gençlere tavsiyelerde bulundu. Bir şekilde okumak isteyen herkes bir yerde kendini bulur. Yeter ki okumak istesen. Sadece şunu dayatmanın. Yani şu üniversite, şu bölüm, şu kasaba. Böyle bir dayatma oldu mu zor. Belki şansı yaver gider ama öyle bir şey zor. Ama böyle bir tercih yoksa, sadece okumak istiyorum ve istediğiniz bazı bölümler varsa muhakkak bir şehir bulunur. Damga gençlerin sorunlarını dinledi, seçecekleri bölümlerde dikkatli olmalarını söyledi, herkese başarılar diledi. Fakat özel yetenekli bildiğimiz veya gördüğümüz öğrenciler varsa, gençler varsa, yani en büyük elçilik hem biz tavsiye edebiliriz. Yani YTB'ye şu öğrencinin ismen şu bölümü tavsiye ediyoruz, yeteneği var diye. Yani biz buna bulunuruz. Damga etkinliğin sonunda gençlerle toplu fotoğraf çektirdi. Priştine Yunus Emre Türk Kültür Merkezi 2022 faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi. Merkez bu kez Kosovalıları Ebru sanatı ile tanıştırdı. Varoluşu yüzyıllar öncesine dayanan Ebru sanatı, kitre denilen malzeme ile özel olarak hazırlanmış, su üzerine fırça darbeleri ve yardımcı aletlerle yapılan resim derslerini kağıt üzerine aktarılan bir işlem. Ebru sanatı görsel açıdan şölen haline gelen çok renkli ve kıymetli bir sanattır. Suyun üzerinde renk verme çalışmaları ile yapılan süsleme sanatı, Ebru Türkiye'de de olduğu gibi Türkiye dışında da ilgi görüyor. Ebru sanatını ilk Türkiye'de görmüştüm. Ama orada hiç fırsat olmadı. Hani ders alayım falan, hiç fırsat olmadı. Sonra temelli olarak Kosova'ya döndüğümde, bu da 2013 senesine denk geliyor. Burada Yunus Emre Kültür Merkezi'nde klasik Türk sanat kursları açıldı. Aralarında Ebru kursu da vardı. Ben de o zaman hemen kaydımı yaptırmıştım. Hocamız da Türkiye'den gelmişti. 3 senede hocayla beraber burada ders aldım. Ebru hocası Yusuf Şenay kendisinin koordinesinde Konya Komek ve Yunus Emre Enstitüsü destekleriyle düzenlediği Ebru sanatı derslerine yoğun ilgiden memnun olduğunu belirtti. Göründüğü kadar gerçekten kolay değil. Hatta zor bir sanattır. Ebru sanatının hocamızın deyişiyle mutfağı zordur. Klasik teknikleri öğreniyoruz. Biz öyle gördük hocalarımızdan. Tabii ki en önemli zaten suya serpme, boyaları suya serpme tekniği battal tekniğidir. O en baştır. Onu en güzel öğrenmek lazım. Ondan sonra gelgit tekniği, şal tekniği, tarak tekniği, bülbül yuvası tekniği. Sonra çiçekler var, lalemiz var, menekşemiz var, karanfilimiz var. Ebru kursunda Türk, Boşnak ve Arnavut olmak üzere 30 öğrenci eğitim görüyor. Kursa devam eden öğrenciler, kurs sayesinde çok şey öğrendiklerini, ilk önce Türk devletine, hocalarına böyle bir etkinlik için teşekkür ettiler. Kursun ardından öğrencilerin eserleri, Priştine Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'ndeki bir sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Sayın seyircilerimiz, Kosova'nın en önemli yerel lezzetlerinden biri de mantıdır. Ancak Priştine'de Tamer İbrahim'in ortağı olduğu işletmede yapılan mantıların farklı bir özelliği var.
Yıllardır ticaretle uğraşan Tamer İbrahim, Mama Mantia isimli işletmenin ortaklarından biri. Annesi Boşnak olan İbrahim, Boşnak böreği ve mantısını daha fazla kişiye tanıtmayı amaçlayarak yola çıkmış. Ben çocukluğumdan beri Boşnak böreğiyle, Boşnak mantısıyla büyüdüm. Hep hayalimde bir gün bu kalitedeki ürünleri çevremdeki insanlarla paylaşmaktı. Ve onu elimden geldiği kadar yaptım. Fakat ticarete girince ve piyasadaki ürünleri görünce dedim ki acaba niye biz bu çok kaliteli ürünlerimizi halkımıza sunmayalım? Hem bu sayede hem insanlar kaliteli ürünler yerler, hem de arka tarafta birkaç tane özellikle kadına iş kapısı açmış oluruz. Bu fikri benim ortaklarımdan biri Alman'ımla paylaştım. Kendisi inandı projemize. Tamam dedi, bu işi yapalım. Ve birlikte bu işi başlattık. Bir arkadaşla birlikte. 7 aydır çalışıyoruz. Biz gayet mutluyuz. Arka planda şu an kamerada gözükmüyor. 5-6 tane hanım çalışıyor. Bunlar hepsi aile sahipleri var. Her ayın sonunda bu insanlarla bu ekmeği paylaşmak bize çok büyük mutluluk veriyor. Ben bu işi kesinlikle para için yapmıyorum. Hakikaten arkadaki insan sayısını arttıkça ben çok mutlu oluyorum. Malum pandemi döneminde herkes olduğu bize ekledi pandemi. İlk 3 ay işlerimiz gayet iyi gidiyordu. Pandemi başlayınca herkese olduğu gibi bize eklendi. İşçilerimiz düştü, saatlerimizi azalttık. Fakat elimizden geldiği kadar bu müesseseyi kapatmamaya çalıştık. Çünkü bir şeyi kapatmak çok kolay, açmak çok zor. Ve bu kapatmama kararının arkasında en çok benim o istihdamı ayak tutmaktı. Allah'a şükür olsun toparlanıyoruz. Yani beklediğimden daha az toparlanıyoruz. Yeni kapılar açılıyor. Ve şu an eski kapımızı dönüyoruz. Yeni projelerimiz var. Benim hayalim böyle ileride 40-50 kişinin çalıştığı bir müessese. Bunların hepsi kadın olacak. Özellikle kadınların, annelerimizin. Çünkü bu işte biraz daha tecrübeli insana ihtiyacı var. Ve yüzlerce, binlerce evde kalmış, zamanında işe girmemiş, eş izin vermemiş ya da o yaşında iş hayatına atılmamış kadınlar evinde oturuyorlar. Ve benim yaşım 40-50, ben nasıl çalışırım dedikleri için hiç aramıyorlar. Oysa bizim bu segmente, bizim bu sektörde tam da o tür hanımefendiye ihtiyacım var. Hem onlar mutlu oluyorlar, hem biz mutlu oluyoruz, hem de halkımız çok kaliteli ürünler yediği için mutlu oluyor. Mama Mantia'da satılan mantıların diğer mantılardan önemli bir farkı var. Bizimki kursör mantısı değil, bizim Nöbipazar mantısı. Yani anne başta kursör Nöbipazar mantısı. Ben kursördeki mantıları küçümsemiyorum ama Boşnakların bir özelliği varsa o da hamur konusundaki yetenekleri. Kosova'da mantı var. Fakat nasıl bir Renault markalı araç varsa, Mercedes varsa mantının da kötü kaliteli ya da orta kaliteli mantısı da var ya da çok yüksek kaliteli mantısı var. Biz ilk piyasaya girdiğimizde, burasını açtığımızda malum biraz fiyatlarımız daha yüksekti diğer rakiplere göre. Ve herkes fiyat pahalıymış. Dedim, alın, tadın, beğenin. Ondan sonra fiyata bakın. Her tatan kişi bu kadar et olur mu? Bu kadar tereyağı kokusu gelir mi? Çok hakikaten çok kaliteyi, çıtayı çok yükseğe çıkarttık. Benim inancım şu, her zaman kaliteyi satacaksınız. Ucuz mal, kaliteli mal olamaz, imkanı yok. Hani böyle hem ucuz hem iyi, öyle bir şey yok. Ben en azından 20 yıldır ticaret hayatındayım, o bir gerçek değil. Ama işte en kaliteyi, en makul fiyatı satmak amacımız. Biz de sürekli kampanyalar, aktiviteler, her ay müşterilerimize mutlaka indirimli kampanya yaparız ki bu kaliteyi hakikaten yesinler. Çünkü bizim şöyle bir prensibimiz var, kendi çocuğumuzu yedirmediğimizi halka yedirmeyiz. Çocuklarım her gün buraya gelip mantı yiyorlar. Her gün. Yani evde de yemek var ama her gün mantı yiyor. Demek ki hakikaten kaliteli ürün yapmışız. Ve ben güvendiğim için üretime, temizliğimize, disiplinimize çocuklarıma rahatlıkla yediriyorum. İşte bu rahatlığı da insanlarla paylaşıyorum. Ve hakikaten ben bence şu an piyasadaki açık ara en kaliteli mantı bizde. İşletme ilk açıldığında mantı ve börek yoğunluktayken müşteri talepleri doğrultusunda ürün çeşitliliği de artırılmış. Mantı börek de bizim ilk adımız. Fakat gelen müşteriler şunu soruyordu bize. Ya niye şunu da yapmıyorsunuz? Çünkü mantıda ve börekte yakaladığınız kaliteyi adam diyor ki, müşteri diyor ki, acaba bu kaliteyi Fulya'da yakalarsa biz bunu da yeriz. Fulya'ya geçtik, iyi bir kalite yakaladık ve gittikçe kalitemizi artırıyoruz. Her gün bir şey öğreniyoruz. Yani çünkü işte sonu yok. Ben bile artık Fulya yapmayı öğrendim. Ve hakikaten şu an Fulya'mız çok kaliteli. Ardından dediler ki niye leşenlik yapmıyorsunuz? Yani müşterimizi dinliyoruz çünkü müşterisini dinleyemeyen müşteri ayakta kalamaz. Ve her duyduklarımızı mutlaka
uygulamaya çalışıyoruz. Tabii mantıklı olanları uygulamaya çalışıyoruz. Ve gittikçe portföyümüzü artırıyoruz. Şu an arkada gördüğünüz gibi tatlarımız var, baklavamız var, mahallemiz var, leçiniğimiz var, mantı çeşitlerimiz çok arttı bizim. Eskiden sadece insanlar Kosova'da bildiğiniz etli mantı yerdi. Biz acılı mantı koyduk, inanılmaz tuttu. Şu an acılı mantımız normal mantıya da kafa kafa gidiyor. Peynirli mantı koyduk, sucuklu mantı koyduk ama kışın sunuyoruz onu. Şimdi yeni bir projemiz var. En kısa zamanda onu sunacağız. O da farklı bir mantı olacak. Yani ürün portföyümüzü gittikçe artıracağız. Benim bu mesleki ortaklarımdan biri kendi şehrinde, Moğolpazar şehrinde 80'e yakın ürün üreten ve buna çok başarılı bir kadın. Yani üretim prosesini çok iyi tanıyan bir kişi. Doğru kişi sayısıyla, doğru takip yöntemiyle kesinlikle ham maddeyi de çok kaliteli kullanırsanız hiç sıkıntı yaşamıyorsunuz. Tamer İbrahim bir işletmenin başarılı olabilmesi için 3 önemli prensibe dikkat çekiyor. İnanmıyorsanız bu işe girmeyin. Birinci konu bu. İkincisi sabır. Çok sabırlı olmanız lazım. Yani günümüzde ben açtım şirketi, ikinci ay zengin olacağım öyle bir niyetle girerse kimse bari gitmesin. Hele ki günümüzde malum durum biliyorsunuz pandemi herkes çok etkilediği için öyle kısa vadeli planlarla köşeye dönmeyi düşünen varsa girmesinler. Bir de üçüncüsü benim bildiğim, benim hayatımda kendimi prensip edindiğim ve beni eğer ki başarılıysam başarılı kılan prensip şudur. Para için bu işi yapmayın. Çünkü para mutlaka geliyor. Çünkü çok para odaklıysanız, yok şundan kısayım, şundan kısayım, şöyle limanı azaltayım, şu azaltayım falan, tam tersine. İstihdamı artırayım, kaliteyi artırayım, zaten para gelecek. Bu üç tane prensip yanına koyduğun zaman zaten başarı geliyor. Kadın istihdamına önem verilen işletmede tüm ürünlere kadın eli değiyor. Kadınların büyük bir titizlikle yaptıkları çalışmalar ve güler yüzleri işletmedeki kaliteyi daha da artırıyor. Ne kadardır burada çalışıyorsunuz? Valla bir 6-7 ay var. Daha peşin yapmışydınız mı buna benzer bir iş? Çok yerlerde çalıştım. Budur 3. işim. Nasıl karar verdiniz burada çalışasınız? Ya bir arkadaşlarımın tavsiyesiyle gördük, anladık. Bir de geldik biz de sorun konuşalım diye. Memnun oldular. 15 gün test edildik. 15 gün sonra haber verdiler ki çalışabilirsin. Na ponoim kto chetet moy mama manti prefirnimi che osht hop. 8 aydır bu işletmede çalışıyorum. İlk açıldığı günden bu yana buradayım. Hamur işleri bölümünde görevliyim. İşimizi büyük bir memnuniyetle yapıyoruz. Daha önce başka bir yerde çalışmadım. Deneyimim evimde yaptığım hamur işlerinden geliyor. İş ilanını gördüm, başvurdum. Deneme sürecinden sonra işe kabul edildim. Benim görevim satır. Müşterileri iyi anlamak, istediğini anlamak ve satmak demektir. Ne kadardır burada çalışıyorsun? Yaklaşık 8 aydır ben buradayım. Bir nevi sen de kuruluşundan bu yana aynen, buradasın. Buradayım. Daha önce buna benzer işin olmuş muydu? Daha önce iki yerde çalıştım. Aynı böyle satış, yemek satışındaydı. Şimdi Mama Mantia'dayım. Peki nasıl karar verdin burada çalışmaya ve satış, müşteri karşılama aslında en zor kısımdır. Çünkü ön plandasın. Bu seni zorluyor mu ya da neler düşünüyorsun bu konuda? Yaklaşık 2 yıldır aynı benzer hizmette çalıştığımız için biraz zorlanmıyoruz artık alıştık. Dediğin gibi satışta olduğun için gittiğin her yerde sen ön plandasın, sen güler yüzlü olacaksın, dikkat edeceksin. Biz de dikkat etmeye çalışıyoruz. Umarım şimdiye kadar bir hatamız olmamıştır diyorum buradan herkese. Ürünlerimizi satıyoruz. Güzel ürünlerimiz var mı? Mantia'dayım artık. Buraya geldik. Bir Türk işletmesi olarak burada olmak. Ben de bir Türk olarak. Benim için çok güzel tabii ki de diğer işletmelerden farklı olarak. Mantı dışında oldukça geniş bir ürün yelpazesine sahip işletme ikinci şubesini Mitrovica şehrinde açtı. Kuzey Makedonya'nın Çalıklı köyünde düzenlenen Hıdreles ve Bahar Şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Çalıklı Uluslararası Hıdreles Bahar Şenlikleri Festivali pandemi nedeniyle verilen 2 yıllık aranın ardından yeniden düzenlendi. Bu yıl 29.sü düzenlenen festival yine Balkan ülkelerinden çok sayıda folklor ekibinin gösterilerine ev sahipliği yaptı.
29. Çalıklı Uluslararası Hıdrellez Bahar Şenlikleri Festivali'nin merkezi törenine Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizök, TDP Genel Başkanı ve Milletvekili Beycan İlyas, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Enver Hüseyin, TİKA Üsküp Koordinatörü Halim Ömer Söğüt, TMBH Genel Başkanı Erdoğan Saraç, belediye temsilcileri, üniversite rektörleri, dernek temsilcileri ve bölge halkı katıldı. Eğitimimi bu belediyede yaptım ve doktor oldum. Pratisyen doktor olarak bu belediyede çalıştım 6 yıl. Ondan sonra uzmanlık yoluna çıktığım zaman Üsküp'te kaldım. Şu anda Üsküp'teki merkezde olan şehir hastanesinde çalışıyorum, cerrah gibi. Ve ayrıca da kendi profesyonel işim dışında yine de sosyal faaliyetlerle özellikle bu festivalin organizasyonuna meşgulüz. Yaklaşık işte festival yaklaşık 31 yıl düzenlenir. Ben de bunun 29 yılın başkanlığını yapıyorum. Gençler gelmesi istiyoruz ama halen genç. Pek de yanaşmıyor. Adası yükü taşımak istemiyorlar. Ama inşallah ileri yıllarda gençler yanımıza katılacak. Daha fazla bir birisini yeni bir başkan ilan edeceğiz inşallah. Kısacası bu bir 1980'li yıllarda bir sağlık vesilesi olan bir hemşiremiz. Kendi ismi İlyas Şen. İyileşince vaat kor. Der ki ben bu Hıdrellez gününde bu yerde büyük bir pehlivan güreşi yapacağım. Ve öyle de yapıyor. Böyle oluyor. Ama bu iyi bir izlen bıraktığı için yerel birliği karar getiriyor. Her yıl biz Hıdrellez gününde hem adetleri kutlayacağız ve bunun içerisinde de yağlı güreşte yaşatacağız yani. Ve böyle başlayalım. Yaklaşık işte 40 yıl önce başlayan bir serüven ve 10 yıl sonra bu Hıdrellez panayırı festival hale çevirmesi kararı getirildi. O yılda Makedonya biliyorsunuz bu dağılmış Yugoslavya'na ayrılmıştır. Tabii ki Kosova da bununla birlikte ayrılınca hep diğer cumhuriyetler ve o zaman karar getirildi yani. Bu etkinliği artık bir daha bir değerli toplu hale getirelim, bir festival haline getirelim. Ve sadece adetler bölümüne ek olarak halk oyunları programı koyduk. Zaten yağlı güreşi kapsadık ve bunun yanı sıra da ileri yıllarda değişik programlar da yer almıştır. Yine konferanslar ve 25-24 yıl arda arda Türk kültürü sempozyumu yaptık yani. Bunun yanı sıra açıkta tiyatro oyunları gösterileri yaptık. Bunun yanı sıra sergiler, gerek fotoğraf, gerek halk giyimleri sergileri ve yörük yemekleri sergileri her yıl tertipledik. Bunun yarı sıra biliyorsunuz 2 yıl pandemiden dolayı bir duraksama oldu. Ancak 31 yıl bu yılda 29.'unu Uluslararası Hıdrellez Bahar Şenlikleri Festivali düzenledik. Bu program içerisinde halk oyunları gösterileri var. Halk oyunları programına Makedonya'da aktif olan tüm Türk ekipleri ve Makedonya'da yaşayan diğer etnik toplulukların da temsilcileri davet ediyoruz. Bunun yanı sıra Balkan ülkelerinden Balkan Türk topluluklarını bir araya getirme şansımız oldu ve bunu yaşatıyoruz. Yaklaşık son 15 yıl tüm Türkiye, Bulgaristan, Romanya, Batı Trakya, Yunanistan, Sırbistan, Bosna, Karadağ ve Kosova'dan halk oyunları ekipleri getirdik, getirmeye devam ediyoruz. Hıdrellez Bahar Şenlikleri Festivali kapsamında oynanan halk oyunları seyircinin büyük beğenisini kazandı. Binlerce sene önce atalarımızın
bayram dediğidir Elazığ. Biz yaşatırken kendimizi, kendimizi yaşatıyoruz bu topraklarda. Çok mutluyum. Buralara katılmak bizi için şeref, bizler için çok ayrı bir olaydır. Çünkü bizi biz yaşatıyoruz. Çünkü biz bu şenliğin ev sahibi sayılırız ya. Çünkü Balkanların Balkan çocukları yiyoruz ya. Ya Balkanlardaki Türk coğrafyasında, yani geniş dünyadaki Türk coğrafyasında, Balkanlarda olan bizim Türk vatandaşlarımızın yaptığı tüm organizasyonlar, Kosova'ya da daha önce katıldık. Priştina'da olmadı ama Prizren'de birkaç kez programlara katıldık. Türk'ün olduğu her yerde, gelen her davete bir şekilde katılmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Bu ortamı biz de yaşayınca biz de mutlu oluyoruz, biz de duygulanıyoruz. Güzel oluyor yani. Bugün oynadığımız Kılıç Kalkan oyunumuz Bursa yöresinin oyundur. Oyunun anlattığı şey Osmanlı döneminin barış zamanlarında askerlerin kılıç kullanmayı, kalkan kullanmayı, yani eller körlenmesin, unutulmaya yüz tutmasın. İdman, bugünkü güncel adıyla idman yapıyoruz yani. Savaşa hazırlık idmanı diyebiliriz. Yani oyunun anlattığı şey bu. Tabii oyunumuz daha uzun, yaklaşık 13-14 dakikalık bir oyun ama program konsepti uzatmadık. Biraz da hızlı bir gelişti. Normalde 8 kişilik sahneye çıktığımız bir ekip. Apar topar böyle 2-3 günde karar verip geldiğimiz için daveti geri çevirmeyelim diye bugün böyle biraz küçük bir ekiple buradayız. Mutluyuz. Sağ olun. Festival kapsamında 2 gün boyunca çok sayıda farklı etkinlik gerçekleştirildi. Şimdi küçüklüğümden şöyle bir heyecan vardı. Çalıklı Hıdırles Festivali yaklaşık olarak benim çocukluğuma tekabül etmekte. O zaman heyecanla rahmetli babamla gelirdik ailece. Şöyle bir anlamı var. Yani bu bölgenin çok farklı bir anlamı var. Biz Makedonya Türkleri için ve Balkan Türkleri için. Bu bölgede genelde hani Türkmenler, yani bizim Yörük Türkleri olarak ifade ettiğimiz can kardeşlerimiz yaşamakta. Dolayısıyla hem kültürlerine hem dillerine, geleneklerine çok bağlı bir kesim kardeşlerimiz. Ve bunu da festival olarak da hem ülke içinde hem ülke dışında da pekala güzel göstermekte. Özellikle 2 yıllık bir aradan sonra, pandemiden sonra yaşadığımız o kopukluktan sonra yine birlikte olmanın heyecanını yaşadık biz bugün. Hava da güzel, tam bahar havası. Makedonya'nın en güzel yörelerinden birindeyiz. Bizi daha çok da sevindiren ve heyecanlandıran mesele de Balkanların birçok yerindeki Türk kardeşlerimizi temsil eden çok güler yüzlü, yetenekli genç kardeşlerimiz folklor ekipleriyle birlikteydi. Yani hem halkımızla birlikteydiz, hem güzel baharı da yaşıyoruz. 2 yıllık bir kopukluktan sonra buluşuyoruz. Bundan daha güzel bir heyecan olabilir mi? Merkezi kutlama töreni Çalıklı Köyü'nde yapılan yağlı güreş müsabakalarıyla son buldu. Овие двајца пелигони во пета категорија кои се борат за прво и второ место. Değerli Mozaik izleyenlerimiz, geldik bu haftaki programımızın da sonuna. Sizlere güzel bir müzik parçasıyla veda ederken haftaya aynı gün ve saatte yeniden görüşmek ümidiyle her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşça kalın. Bir eksik var.
provisor